Merhaba sayın seyirciler. Fatoş'ta Kendini Tanı Sorunlarını Çöz programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuğumuz, meslektaşım, avukat Kemal Çelik konuğumuz. Kemal Bey sizi genel olarak herkes tanıyor ama kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkür ederim Fatoş Hanım. Ben avukat Kemal Çelik. Kısaca tanıtmaya çalışayım. Almanya doğumluyum. Aslen Gaziantepliyim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 93'te mezun oldum. Sonra İstanbul'a geldim. Avukatlık stajımı yaptım. Birçok Alman şirketi için, yabancı şirketler için hukuk müşavirliği yaptım. Çok güzel. 2002 yılında Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde Avrupa Birliği ve Alman hukuku üzerine master yaptım. Tekrar İstanbul'a döndüm. Serbest avukat olarak hizmet vermeye çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Çok güzel. Uzmanlık alanlarınızdan biri şirketler, Evet. şirket anayasası ve ticaret hukuku Doğru. bildiğim kadarıyla. Şimdi şirketlerin en büyük sorunlarından biri zaten kuruluş aşamasında yapması gereken bir anayasasının oluşması. Doğru. Bu konu üzerinde isterseniz konuşalım bugün. Tabii. Şirket anayasası nedir? Bunu açıklar mısınız? Fatoş Hanım şöyle güzel bir konu seçtiniz. Buna değinmekte fayda var. Çünkü çok ihtiyaç var ama ona karşılık da bilinç yok. Evet, Öyle değil. gereken değer verilmemiş. Aynen, yani farkındalık demek belki en doğru kelimedir. Türkiye'de toplam şirketleri aldığımız zaman bazı yıllarda %99'u, bazı yıllarda %98'i, bazı yıllarda %97'si. Yani son 20-30 yıla baktığımız zaman mutlaka %95'in üstü, yani tamamına yakını aile şirketi. Evet. Dünyada da böyle. Bildiğimiz o devasa uluslararası markaların Evet. çoğu ailelere ait. Bunu ben söylemiyorum. Bunu resmi verilerden yola çıkarak ifade İstatistikler etmeye çalıştım. söylüyor. Aynen. Evet. Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı bunları yıllık olarak açıklıyor. Aile şirketi olmanın çok büyük avantajları var. Nedir derseniz çabuk karar veririz. Değil mi? Yani 4-5 kişiyiz. Zaten aileyiz. Herkes birbirini tanıyor. Aynen. Aşağı yukarı görüşleri aynı, Aynen. istediklerini biliyorlar. Aynen. Dolayısıyla karar almak daha Aynen. kolay olur. Fazla bürokrasi yoktur. Çıkarlar da aynı doğrultuda gittiği Öyle için. olması gerekir. Her zaman öyle olmuyor işte. Ona değince sonuç şirket anayasası lazım. Evet. Bir de hiyerarşi doğal olarak aramızda oluşmuştur. Baba varsa zaten çoğu Evet, zaman son evet. sözü o söyler veya büyük abi son sözü söyler. Ama demin de söylediğim gibi şirket aile şirketi ise bunun dezavantajları da çoktur. Niye? Bir örnek vermek istiyorum. Biz sizinle kardeşiz. Baba var. Sizin eşiniz var. Benim hanımım Hanımı var. var. Evet. Şimdi gelin görümce, kaynana, damat işin içine girince tamamen insani özelliklerden dolayı şirketler sıkıntı yaşayabilmektedir. Ben hep şunu söylüyorum. Aile şirketi dediğimiz zaman bir madalyonu düşünün. İki yüzü vardır. Bir tarafta iş vardır. Yani hangi sektördeyseniz o işi yapıyorsunuz. İşte piyasadaki talebe. Profesyonel bir iş bir de bu. Aynen. Profesyonel Yani bir iş. Para evet, kazanıyor para değil mi? kazanılan, Aile olarak. insanlara hizmet Aynen. verilen, karşılığında para Aynen. alınan bir iş. Aynen. Kendimizi piyasada daha nasıl kabul ettirebiliriz? Daha ekonomik nasıl yönetebiliriz? Reklam ne yapabiliriz gibi. Tamamen çok güzel söylediniz. Profesyonel tarafı. Bir de öbür tarafı var. İkiz kardeş. O da Evet. nedir? Demin söylediğim gelin kaynana olma. Kardeşler arasında bile Kardeşler sorunlar arası yaşanamıyor tabii. mu? Anne kız arasında, baba oğul arasında, kardeşler Evet. arasında, çünkü herkesin kişiliği farklı, beklentileri farklı. Ne kadar aile kavramı da Evet. olsa karşınıza çok farklı bir şey çıkabilir. Aynen. Çıkarlar işin içerisine giriyor. Bir de dış Aynen. etkenler girdiği zaman bambaşka bir sorun çıkıyor. Peki bu sorunun oluşmadan daha önlemini alabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Fatoş Hanım orada benim bütün aile şirketlerine önerim mutlaka şirket anayasası hazırlatın. Şöyle istatistikler de gördüm ben. Eğer ilk kuşak ikinci kuşağa sağlıklı şekilde şirketi devredebiliyorsa bu şirket büyüyor. Üçüncü kuşağa devrettiğiniz zaman holding adayı. Evet. Dördüncü kuşağa daha geçmeden veya işte geçtikten sonra holding oluyor. Türkiye'de düşünelim 100 yılın üzerinde mazisi olan kaç tane aile şirketi var? Çok az. Yani Türkiye'de değil aslında dünyada genel olarak baktığınızda 100. yılı devirdikten sonra çok aza inmeye başlıyor artık. O Aynen. nesil 4. nesile gelmeye başladığı anda artık dağılmalar başlıyor. Yurt dışında bize göre daha iyi. Öyle mi? Fatoş Hanım, onun için kendimizi biraz eleştireceğim. Bizim kolektif kültürümüz, bir arada çalışma kültürümüz yurt dışına göre biraz daha zayıf diyebilirim.
Yurt dışında kökleşmiş, uluslararası hale gelmiş birçok aile şirketi var. Bu sadece bizi de ilgilendirmiyor. Yani şöyle düşünün, bu şirket büyüyecek. Türkiye'nin hudutlarının dışına çıkacak. İnsanlar orada iş yeri bulacaklar. Yani ben fakülteyi bitirdiğimde bir Türk şirketiyle gidip de yurt dışında çalışma imkanı neredeyse yoktu. Öyle bir şirket yoktu. Ama bakın, bugün bir Alman genci mezun oluyor. Hangi branşta olursa olsun, veya bir İngiliz gidiyor, İngiliz şirketinin Singapur'daki, Avustralya'daki, ne bileyim İtalya'daki şubesinde çalışıyor. Doğru. Sadece sahipler arasından düşünmeyelim lütfen, çalışanlar arasından da. Burada aslında biz milli servetten bahsediyoruz. Çok doğru. Peki bu anayasa, şirket anayasası dediğimiz şey kimler hazırlayabilir? Fatoş'a mutlaka meslektaşlarımız, yani avukatlar hazırlayacak. Gerçekçi olmamız gerekir. Her avukat hazırlayamaz. Evet, bu konuda uzman bir uzman, avukatın tecrübeli. hazırlaması gerekir. Neden öyle diyorum? Onun da sebebi şu. Burada çatışma olacak. Yani ben bugün oturup bir şirket anayasası hazırlasam, yarın bir gün gelin gelecek. Biz boşandık. Eşimin bu aile şirketinde hissesi vardı. Hadi oradan, medeni kanundan doğan haklarımı verin. Karşımıza kanun çıkıyor, şaka değil. Evet, hukuk bir bütün olarak değerlendirilmeli aslında burada. Aynen. Olabilecek ihtimalleri öngörebilecek bir uzman tarafından hazırlanması gerekiyor ki ilerleyen zamanda çıkabilecek sorunlarda ne yapılabileceği net bir şekilde belirli olsun. Aslında şirket anayasası bir nevi şey gibi, normal anayasanın hazırlanması gibi bir durum. Aynen Siz öyle. vatandaşlar arasındaki ilişkileri bugünü değil, ilerleyen aşamada bir sorun çıkarsa bu kural uygulanacak diye çıkartıyorsunuz. Çok güzel. Şirkette de aynı durum söz konusu. Bugün değil, bundan bir 50 yıl sonra neler olabilir düşünerek çıkartmak gerekiyor. Değerli meslektaşım, Yani bakın, neden bu konuyu özellikle vurgulamak istedim? Biraz dertliyim. Sebebi de şu. Kimse gücenmesin ama hani o sektörlerden çok arkadaşım var. Mali müşavirler, reklamcılar, insan kaynakları uzmanları. Yani kalkıyorlar veya işletmeci arkadaşlar. Biz şirket anayasası hazırlarız. İnternete bir girin, yazın Google'a. Herkes zaten buna talip. Metinler dökülüyor bir de. Maktu metinler de Aynen. var. Hazırlayan kişilerden benim de mesleki olarak gördüğüm, onların üzerine ufak tefek kişilerin talepleri doğrultusunda bir iki değişiklik yapıp gidip direkt anayasayı oluşturduk deyip sunabiliyorlar. Peki bu nedir? Bu şirkete saatli bomba teslim etmektir. Tabii. Saatli bomba teslim temelinin etmektir. Zaten sağlam olmaması demektir. Yani size şunu söyleyeyim. Eskiden terziler vardı, giderdik. Bir takım elbise lazımsa bir güzel provaya giderdik. Ne bileyim işte, ölçerdi, biçerdi. Şimdi gidiyoruz, hazır elbise alıyoruz. En azından bir kabine girip şöyle deniyoruz değil mi? Veya bakıyoruz. Hani ben mesela X large gömlek giyiyorum. Gidip de small almıyorum. Ona bile dikkat ediyorum. İnternetten buluyorlar. Mesela Ankara Ticaret Odası'nınki çok popüler. Metin nasıl biliyor musunuz benim gözümde? Bir hukukçu değerlendirmesiyle. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Yok, ben çalışkan değilim. Ben gevezelik yapacağım. Ben gezeceğim, tozacağım, Ferrari'ye bineceğim. Siz çalışın. Demin dedik ya, biz kardeşiz. Bizim bir şirketimiz var. Siz çalışın Fatoş Hanım, ben gezeceğim. Ne yapacaksınız? Hadi bakayım, elinizde öyle bir metin var. Veya ben çapkınım. Geziyorum, tozuyorum, evde de şiddet uyguluyorum. En son eşimin canına tak etti. Gitti, iyi bir boşanma avukatı buldu. Biliyorsunuz medeni kanunda hüküm var. İsterse hakim kusurlu eşten alıp her şeyi kusursuz eşe verebiliyor. Kusur oranına göre verebiliyor. Çıktık aile mahkemesine, resimler, deliller. Ben susuyorum, söyleyecek bir şeyim yok. Sonra eşim de geldi. Şuraya oturdu. Dedi ki, siz ne yapıyorsunuz? Getirin bakayım defteri, kitabı. Muhasebeci gözüm tutmuyor. Ne biçim muhasebeci o? Yeğenim gelecek buraya, bakacak bilmem ne. Siz o an neyi düşünüyorsunuz biliyor musunuz? Ya dersiniz ki, kendimi şu camdan atayım, kurtulayım. Ya da şuradan bir sopa bulayım, hangisinin kafasını kırayım. Yani Fatoş Hanım, böyle espriyle anlatmaya çalıştım ama iş gerçekten çok ciddi, çok sorumlu. Böyle bir şirket sağlıklı çalışmaya devam edebilir mi? Asla. Edemez. Onun için hani çok güzel söylediniz. Kimler hazırlayabilir? Mutlaka ama mutlaka tecrübeli hukukçular hazırlansın. Demin söyledik. Bizim yaptığımız alt tarafı bir sözleşme. Yarın bir gün karşımıza medeni kanun çıkıyor. Evet, çok farklı. Doğru söylüyorsunuz. Peki şirket kurulurken ehil olmayan, bu işi gerçekten uzman olarak yapmayan bir kişi tarafından hazırlandı. Ve bu anayasa oluşturuldu. Ama ilerleyen aşamada başka bir sıkıntı çıktı. Ya da siz bu metini tekrardan bir güncellemek istediniz, değiştirmek istediniz. Bu
Bunu yapabilir misiniz? Yapabilirseniz nasıl yaparsınız? Karşılaşacağınız sorunlar nedir? Bunlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ki bunu şirketler çok yaşıyordur. Evet. Çok da Evet. merak edilen bir konu. Fatoş Hanım, şöyle isterseniz ilk bölümüne bir cevaplandırmaya çalışayım. Ehil olmayan birisi hazırladı. Demin ne demiştim? Saatli bomba. Niye? Evet. Şirket anayasasını hazırlarsınız, kasanıza koyarsınız. Belki 20 yıl, 30 yıl hiç lazım olmayacak. Ama Kesinlikle. demin verdiğim bir örnek gibi bir şey olursa veya ortaklardan biri trafik kazası geçirip uzun süreli komada yatabilir. Evet. Hissemi satıyorum diyebilir. Vefat olabilir. Çocuklar gelir kapıya dayanır. Hayatın Değil mi? içerisinden her şey başına gelebilir. Aynen. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Arabanızla yola çıkıyorsunuz, fren olduğunu kabul ediyorsunuz. Lazım olduğunda frene basıyorsunuz, fren yok. İşte bu arkadaşların, tekrar söylüyorum kusura bakmasınlar ama burada milli servet var. Yani şirketin sahiplerini boş verin, çalışanlar, onların geleceği. O şirketler çünkü sona eriyor. Bir yerde artık bitiyor, dağılıyor. Onun için lütfen onlar biz şirket anayasası hazırlıyoruz demesinler, frensiz araba teslim etmesinler. Evet. Ehil bir hukukçu eğer hazırlamış ise bunu her zaman değiştirebilirsiniz. Zaten çok güzel söylediniz. Bir hukuki metni hazırlarken biz hep şunu diyoruz. Öngörelim. Ne olabilir? Başka ne olabilir? Şirket anayasası hazırlandıktan sonra her zaman bunu hazırlayan hukukçu da şirketin ortakları da ya aklımıza şu geldi. Ne dersin? Dediği an bunu tekrar ekleriz ve Ticaret Sicili Gazetesi de yayınlayabiliriz. Her zaman değiştirmek, ekleme yapmak mümkün. Yapabiliriz. Yani Evet. bir defa o sorunlu anayasayı aldık diye onunla devam etmek zorunda değiliz. Daha sonra da istediğimiz gibi güncelleme yapabiliriz. Bizi izleyenlere sesleniyorum. Eğer bu konuda ehil olmayan insanlara şirket anayasası hazırlattı iseler, ki onların kusuru değil, çünkü bu konuda kitap yok, fazla uzman yok, yapmış olabilirler. Mutlaka hemen tecrübeli bir hukukçuya başvursunlar, Danışarak. Onu düzeltsinler. Evet. Ve Ticaret Sicil Gazetesi'ne yayınlasınlar. Biz bunu yapıyoruz. Ve mutlaka çalıştıkları finans kuruluşlarına, bankalara haber versinler. Bakın biz böyle bir şey yaptık diye. Bunun bırakın sakıncasını, çok büyük artıları var. Evet. Düşünün, siz bana 100 bin TL borç verdiniz. Ben kurumsal olursam mı kendinizi daha güvende hissedersiniz? Yoksa çala kalem gidersem mi? Tabii ki kurumsal olunursa. Bu kurumsallaşma adına çok önemli bir adım. Biz birkaç defa şunu yaşadık. Bankalar şirket anayasası hazırladığımızı ve o metni gördüler, incelediler, kredi faiz oranlarını düşürdüler. Düşürdüler. Çünkü kurumsallaşma adına çok çok güven önemli duygusu verildiği için. Tabii ki için. kurumsallaşıyorsunuz. Evet, tabii ki. Çok doğru. Peki şirket anayasası sizce belirli bir süreye tabi mi hazırlanmalıdır? Yani süresi ne olmalıdır? Evet. Şöyle söyleyeyim değerli meslektaşım. Şirket anayasasını ne kadar sürede hazırlayabiliriz? İsterseniz kısaca ona Evet. değineyim. Yani bu konuda da biraz dertliyim diyeyim. Niye? Geliyorlar diyorlar ki 6 ayda hazırlarız. Şirketten çıkmıyorlar. Şunu inceleyeceğiz, bunu inceleyeceğiz. Bakın eğer şuraya şu müdürü getir, şu üretim hattını şunu yap diyorsan bu zaten işletme danışmanlığıdır. Bu farklı bir şey. Şirket anayasası hazırlamak değildir. Bir şirket anayasasını eğer ortaklar gerekli belgeleri verirse, bilgileri paylaşırsa, endişelerini dile getirirse birkaç hafta hazırlarız. Ne kadar süre için hazırlanır dediniz? Sonsuz. Sonsuz. Süresiz. Bu zaten amaç o. Şirketin mümkün mertebe ekonomik olarak varlığını sürdürülmesi. Sürdürebilmek için. Aynen. Ve ileride çıkabilecek sorunlara çözüm bulabilmek için hazırlanan bir süreç. Gerçi siz genel olarak bir toparladınız. Bu anayasa, şirket anayasası oluştururken nelere dikkat edilmesi gerekiyor, kimler tarafından hazırlanması gerekiyor. Ama bunların haricinde özellikle yeni bir şirket kuracak, aile şirketi kuracak kişilere önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Fatoş Hanım, sadece yeni şirket kuracaklara değil, hali hazırda şirketi güncel olanlara evet da onlar aynı için de şekilde. Evet. Söylemek isterim. Zaten söyledik, ehli insanlara hazırlattırın mutlaka. Bu konuda bir bütçe ayırın, değmez mi? Şirketinizin ayakta kalmasını istemiyor musunuz? Şimdi şirket şöyle bir durum var. Bir şirket kurulurken muhakkak zaten onun işte makine bir üretim yapılacaksa evet. sermayesi belirleniyor, makinesi alınıyor, çalışanlara bir bütçe ayrılıyor. Ama maalesef bizim ülkemizde hukukçulara danışma konusunda bir bütçe ayrılmadığı için ne kadar ucuza yapabiliriz ya da bunu kime yaptırabiliriz düşüncesiyle kısa çözümler bulunmaya çalışıyor. Aynen. Ama o ilerleyen aşamada karşılarına o kadar büyük problem biraz önce söylediğiniz gibi Aynen. çıkıyor ki aslında o ayıracakları başta ayıracakları bütçe karşılarına kat ve kat zarar olarak geri dönüyor. Bazen şirketin sonunu Sonuna getirebilecek kadar getirebiliyor. bütçelerle karşılaşıyorlar. Gelin kaynana kavgası gibi
tamamen insani, hırsa dayanan nedenlerle şirketlerin sonu gelebiliyor. Hı hı. Onun için mutlaka belli bir bütçe ayırsınlar, ehil bir hukukçuya hazırlatsınlar. Gizli kapaklı yapmasınlar bunu lütfen. Yani hı, aile fertleri ve çalışanları, tedarikçileri, ya bu adamlar ne yapıyor? Bir avukat geliyor gidiyor ama kapılar kapatıyorlar. Kapatıyorlar. Akşama evet, kadar o da bunlar, bir soru işareti oluşturuyor. Bunu hiç yapmaya gerek yok. Bütün aile efradına desinler. Biz şirket anayasası hazırlıyoruz. Budur. Gerekirse o hukukçuyu çağırsınlar şirket merkezine, desinler ki herkes gelsin. Gelin, görümce, çocuklar. Bakın budur. Aklınızda bir soru işareti varsa ya da öneriniz varsa bununla ilgili ne yapılabilir diye ortak bir karar alınması gerekiyor aslında. Aynen. Ve son bir önerim olsun isterseniz Fatoş Hanım. Şöyle, şu anda bunu hazırlarken de benim önümde de mesela örnek bir kitap yok. Evet. Yani işletmecilerin, işte mali müşavirlerin, reklamcıların yazdıkları o konuyla ilgili, şirket anayasası ile ilgili kitaplar var. Hı hı. Ama gerçekten hukuki olarak ya bak burada bu vardı diye referans alabileceğiniz bir kitap yok. Evet. Biraz da yurt dışına bakalım. Orada çok iyi örnekler var. Esinlenelim bunu hı hı, hazırlarken. Ama rahat olalım. Demin değindik. Bu şirket anayasasının hani amiyane tabirle kökü bizde. İstediğimiz zaman gibi onu otururuz, ilerleyen zamanda konuşuruz, değiştiririz. Ya aklıma şu geldi. Peki iyi de ben oğlum vefat etti diyelim veya boşandı diyelim. Geveze. 3 tane torunum var. Hı hı. Büyük babasından yaramaz. Küçük babasından yaramaz. Ama ortanca şeker gibi. Akıllı başlı. Onları ekarte edip ortancayı şirkete alabilir miyim? Hı. Ararsınız avukatınızı. Evet yapabiliriz. Yeni Türk Ticaret Kanunu çok daha esnektir bu konuda. Onun için yani rahat olsunlar. Bunun kökü bizde, istediğimiz zaman yeter tekrar değiştiririz. Yeter ki sizin gibi bu işi gerçekten uzmanlık alanı haline getirmiş, bilgisi olan kişilerin eline teslim etsinler. Ben olayım, başka meslektaşlarımız olsun, uzman bir hukukçuya gitsinler. Gitsinler. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İnşallah sohbetimiz çok güzel geçti. Bir sonraki programında da sizi yine ağırlamak isterim. Zevkle. Farklı konularda yine hayatın içerisinden herkesin karşılaşabileceği konularla tekrardan bir söyleşimiz olur. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Fatoş Hanım. Evet sayın seyirciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.